İyi akşamlar, gelişmelerle karşınızdayız. CHP'nin kapatılacağı iddiaları AK Parti'nin parti kapatmayı imkansız hale getirecek anayasa değişikliği teklifiyle yeni bir noktaya taşındı. Tartışmalar ve atılan adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, iktidar muhalefet bir araya gelsin, parti kapatma konusu milletin gündeminden düşsün çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı bu adım atılsın, ondan sonra da kimse kuşlardan haber aldım, benim partimi kapatacaklar diye ortada dolaşmasın ifadelerini kullandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Partili milletvekillerinin parti kapatmaları engellemeye yönelik anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak muhalefete seslendi. Davutoğlu, işte hodri meydan, gerçekten parti kapatılmasına karşıysalar gün bugündür dedi. Başbakan Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevine dönmesini de değerlendirdi. Kendi iradeleriyle aldıkları kararlara saygı duyuyoruz. Büyük bir aşkla, şevkle görevine devam edecek diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında anlaşmazlık olduğu iddialarını da yalanladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekili adaylığını geri çekmesi ve görevine iade edilmesini eleştirdi. Hakan Fidan'ın geriye dönüşünü doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Orası milli olmak zorunda, herkes bunu böyle bilsin," dedi. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın gündeminde iç güvenlik paketi vardı. Partisinin grup toplantısında konuşan Yüksekdağ, paketin çıkmaması için mücadeleye devam edeceğiz dedi. Yüksekdağ, çözüm süreci kapsamında açıklanan 10 maddenin çerçevesinin doldurulmasını da istedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ekonomi kurmaylarını topladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları toplantının ana gündem maddesiydi. Toplantıda iç ve dış piyasada atılacak adımlar da belirlenecek. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Başçı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a briefing verecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dolar kurundaki dalgalanmayı değerlendirdi. Doların sadece Türk lirası karşısında değil, dünya paraları karşısında da değer kazandığını hatırlattı. Endişeye gerek yok diyen Bakan Zeybekçi, doların dünya paraları karşısında değer kazanması karşısında ben Merkez Bankası'nın bir müdahalesinin gereksiz olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliğe yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yönetmeliğin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre kömür madenlerinde çıkışı kolaylaştıracak oksijen dolum istasyonları kurulacak. Yanma, kopma ve aşınmaya dayanıklı hayat hattının kurulması olacak. İşçilerin madene giriş çıkışları ve maden içinde bulundukları yerlerin anlık takibi için teknolojik sistemler kurulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 Cumhuriyetçi senatör İranlı liderlere açık mektup gönderdi. Mektupta Kongre'nin onaylamadığı bir nükleer anlaşmanın Başkan Obama'nın yönetiminde olduğu süreyle sınırlı kalacağı ifade edildi. Mektuba tepki gösteren Başkan Barack Obama mektubu Cumhuriyetçilerle İranlı muhafazakarların tuhaf koalisyonu olarak yorumladı. Beyaz Saray sözcüsü de mektubu müzakere sürecine müdahale olarak niteledi. Yunanistan'ın mali programının 4 ay uzatılması karşılığında Brüksel'e sunduğu reformlar paketi kabul edildi. Avrupa Birliği ülkeleriyle Yunanistan arasındaki teknik müzakereler yarın başlayacak. Birlikten yapılan açıklamada ayrıca Yunanistan tarafından sunulan reform listesine eklenecek yeni maddelerle daha da büyütüleceği kaydedildi.
Arjantin'de bir televizyonda yayınlanan güç dayanıklılık yarışması için bir araya gelen Fransız çekim ekibini ve yarışmacıları taşıyan iki helikopter havada çarpıştı. Şili sınırına yakın dağlık bölgede meydana gelen kazada aralarında dünyaca ünlü 3 Fransız sporcunun da bulunduğu 10 kişi öldü. Kazanın nedeni araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde tren raylara sıkışan tıra çarptı. Çarpışma anı amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada şans eseri sadece trenin lokomotifi ve bagajların yüklendiği vagonlar raydan çıktı. Kazada 40 yolcu yaralandı. Daha birkaç ay öncesinde İsrail saldırılarıyla ölüm yağan Gazze semaları bu kez rengarenk uçurtmalarla şenlendi. Gazze'li çocuklar Japonya'da 11 Mart 2011'de yaşanan deprem ve tsunami felaketini unutmadı. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun destek olduğu umut uçurtmaları etkinliğinde Japonya'da hayatını kaybedenler anıldı. Telefon ve tablet bilgisayarlar derken taşınılabilir teknoloji kol saatine bile sığdı. Kullanım süresi tek şarjda 18 saat olan kol saatini akıllı kategorisine koyan özellik ise üzerindeki sensörler. Sağlık ve spor çalışmalarını sensörle takip edebilecek olan kullanıcılar adımlarını ya da yaktıkları kaloriyi de görebilecek. Nisan ayında tüketiciyle buluşacak saatler $350 başlayan fiyatlarla satılacak. Şanlıurfa merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Helikopter ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 300 polis görev yaptı. Şanlıurfa'da 25 adrese baskın yapan polisler 22 kişiyi gözaltına aldı. Şanlıurfa'da alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Siverek ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 5 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mühimmat bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Denizli'den Bodrum'a giden yolcu otobüsü Aydın'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Çiğdem Kaçar'la kızı Tuana Kaçar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Özgür Kaçar'la oğluysa hafif yaralandı. İstanbul'da bir özel halk otobüsü şoförü seyir halindeyken direksiyonda oyun oynarken görüntülenmişti. İETT görüntüleri ihbar kabul etti ve inceleme başlattı. İnceleme sonunda yolcuların, yayaların ve seyir halindeki sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen şoförün sertifikası iptal edildi. Konya'da 3 aydır Akşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire hastanenin 3. katındaki pencereden aşağı düştü. Olayı fark eden hastalar görevlilere haber verdi. Acil servise yaralı olarak kaldırılan 24 yaşındaki hemşire tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheli ölümün sebebini araştırıyor. Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin barındığı kampta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 4 çadır kullanılamaz hale geldi. İstanbul'da inşaat şirketi ortakları arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Kardeş oldukları öğrenilen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Kavganın para meselesi yüzünden çıktığı öne sürülürken olay yerinden yaya olarak kaçan 4 katil zanlısı aranıyor.
haberleri paylaştık. İyi akşamlar, hoşça kalın diyoruz. Yayınımız ekonomi haberleriyle devam edecek sevgili seyirciler. Ekonomi haberleri ve ardından da hava durumu olacak.